Gerek yani. Gerek yok ışıkları kapatmaya. Ben rahatım. Yani burayı görüyorsanız problem yok. Evet, değerli başkanlarım, değerli milletvekillerim, Nevşehir'in ticaret ve sanayi camiasının, turizm camiasının, esnaf camiasının, ziraat odalarının değerli başkanları, değerli temsilcileri, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada aranızda olmaktan ve sizlere hitap etmekten, sizleri dinlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yine şunu ifade edeyim. Değerli başkanlarımıza da bizleri sizlerle bir araya getirdikleri için, böyle seçkin bir toplulukla bir araya getirdikleri, sizlere hitap etme imkanını verdikleri için de çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye tabii çok zor günlerden geçiyor. 2020 yılında başlayan pandeminin çok ciddi sıkıntılar yarattığını biliyoruz. Ama Türkiye'nin sıkıntılı günleri 2020'de başlamadı. 2018'den itibaren Türkiye sürekli patinaj yapıyor. Ekonomide sıkıntılarımız var. Devlette, devlet idaresinde, kamu yönetiminde çok ciddi sorunlarımız var. Salgını yönetirken belli sıkıntıları yaşadık ve sonunda bir büyük buhranla milletimiz karşı karşıya. Peki bu 2021 yılındayız. 2021 yılına girerken nasıl girdik? Bunun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Hatırlayın, 2018 yılında Türkiye'de yeni rejim fiilen iş başına geldi. Biz buna tek adam parti devleti rejimi diyoruz. Ve bu rejimin iş başına gelmesiyle birlikte devlet krizi, devlette yaşanan kriz, yani kurumlardaki aşınma, kurumların karar alma kapasitelerindeki yıpranma, bu ciddi şekilde sorunlar yaratmaya başladı. Yine ekonomide izlenen üretmeden ekonomiyi borçla şişirme stratejisi 2014 yılından beri gördüğümüz sorunlar yaratmaya başladı. Çünkü dünyada artık para azalmaya başladı. Sıcak para dediğimiz şey azalmaya başladı. Ve Türkiye'de de ekonomi o günlerden itibaren, 2014'ten itibaren patinaj yapmaya başladı. Hatırlayın, 2002'nin sonunda bu yönetim iş başına geldiğinde gerçekten dünyada ve Türkiye'de güven yaratmış bir programı kucağında bulmuştu. Ama bir başka avantajı daha vardı. Dünyada müthiş bir para bolluğu başlamıştı. Bizim gibi ekonomilere para akıyordu. Bize de aktı. Çünkü güven veren bir program vardı. Ama ne zaman ki 2013 yılında Ben Bernanke çıktı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Başkanı, ben artık para basmayacağım, para vermeyeceğim dedi. Ondan sonra bunu görerek tahkimat yapmayan bütün ülkeler ciddi sıkıntılara girmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de biz. Devlet yönetiminde sıkıntı, ekonomide sıkıntı, kriz, ekonomik büyüme modelinin iflası. Bunun üstüne bir de pandemi gelince, biraz önce söyledim, ciddi bir buhranla karşı karşıya kaldık. Şimdi izin verirseniz önce bu tek adam vesayet rejimi dediğimiz rejim üzerinde durmak istiyorum. 2014 yılında iş başına gelirken seçimle Cumhurbaşkanı ilk defa iş başına geldi ve şunu söyledi. Ben artık sizin alıştığınız gibi bir cumhurbaşkanı olmayacağım. O günden itibaren yalpalamalar başladı. Başbakan mı yetkili? Cumhurbaşkanı mı yetkili? Kime derdimizi anlatacağız? Özellikle iş aleminden ben bunu çok duydum. Derdimizi kime anlatacağız? Hep giderek dert anlatma meselesi en üst seviyeye kadar çıktı. Bakana dert anlatıyorsunuz, bakan çözemiyor. Eskiden genel müdüre anlatılırdı, genel müdür çözerdi. Şimdi
Cumhurbaşkanına kadar gitmeden meseleler çözülmüyor. 2018 ilk defa bu tek adam parti devleti rejimi dediğimiz rejim devreye girdi. İlk seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir ucube düzen. Bu seçim yapılmadan önce hatırlayın şöyle bir vaat vardı ortada. Verin kardeşinize yetkiyi, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Gördük. Bugün geldiğimiz noktada nasıl uğraşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yine bir başka bir şey daha yaşadık. Bu ülkemizde Cumhurbaşkanı tüm toplumu kucaklayan bir makamdı. Ama bu sistemle beraber Cumhurbaşkanı ilk defa parti genel başkanı da oldu. Ben hep söylüyorum. Bugün Türkiye'nin evet cari açık sorunu var. Bütçe açığı problemi var. Ama bence hepsinden daha önemlisi Türkiye'nin milleti kucaklayan bir cumhurbaşkanı açığı var. Parti genel başkanı olunca bu olmuyor. Peki neler yaşadık burada? Mesela hukukun üstünlüğü ciddi şekilde yıprandı. Ne diyoruz burada hukukun üstünlüğü? Yani kararları bağımsız mahkemeler vermeli. Bugün mahkemelere dönüp baktığımız zaman Hakimler Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu'nu da tek bir kişi belirliyor. Mecliste belirleniyormuş şu, mecliste zaten belirleyen milletvekilini de o belirliyor. Ondan sonra da bugün görüyoruz, en basiti bizim arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun davasına bir bakın neler yaşandığını. Enis Berberoğlu olduğu için ben bunları burada söylemiyorum. Enis Berberoğlu milletvekili. Milletin seçtiği vekil, milli iradenin ürünü. Milli irade yargının yetkisi olmamasına rağmen cezalandırıldı. Anayasa Mahkemesi dedi ki, senin yetkin yok. Adamın dokunulmazlığı var, seçimle gelmiş. Anayasa böyle diyor. Sen bunu cezalandıramazsın, ben seni dinlemiyorum dedi. Ülkede ikinci defa Anayasa Mahkemesi karar almak zorunda kaldı. Ne diyorsam onu yap diye. Ve arkadaşımız büyük bir hukuk mücadelesi. Genel başkanımızın hak, hukuk, adalet diye Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş süreciyle başlayan ve uzunca da süren bir hukuk mücadelesiyle meclise döndü. Eğer bir ülkede milli iradenin tecelli etmesi için bu kadar zorlu yollardan geçiliyorsa o zaman bu ülkede demokrasi meselesini, demokrasinin nerede olduğunu mutlaka tartışmak gerekiyor. Bir başka tarafı bürokrasi. Bürokraside nitelikli bürokratik kurumların hepsi gitti. Devlet Planlama Teşkilatı vardı, gitti. Başbakanlık kanunlar, kararlar vardı, gitti. Başbakanlık personel vardı, gitti, bitti. Teftiş kurulları, Maliye Teftiş Kurulu bitti. Maliye Hesap Uzmanları Kurulu bitti. Liyakate dayanan hiçbir şey bırakılmadı. Merkez Bankası başkanları, Türkiye o çok büyük 2001'de yaşadığı o çok büyük krizden sonra Merkez Bankası başkanı elindeki araçları kullanmakta bağımsızdır diye yasa düzenlemesi yaptık. Orada arka kapıdan girip hedeflere ulaşamaz, başarısız olursa hükümet değiştirir. Nedir hedef? Niye hedeflere ulaşamıyor Merkez Bankası başkanı? Çünkü sen öbür taraftan maliye politikasında gerekeni yapmıyorsun da ondan ama adamı değiştiriyorsun. Gerekçe gösterir. Ve en sonunda ülkede ekonomiden hazine ve maliyeden sorumlu bakan istifa etti. 27 saat bu ülke bakan istifa etti mi etmedi mi bunu tartıştı. Ben size bir tek bir şey söyleyeyim. Yani bir bakan Instagram'dan istifa ediyor. Bu ilk. Ondan sonra da bu ülkede bir hazine ve maliye bakanı var mı yok mu belli değil. Bizi ilgilendiren, sizi ilgilendiren tarafı o. Dışarıdan bakan adam diyor ki ya bunlar da ne oluyor? Bunlar da bakan falan nasıl gidiyor, nasıl geliyor bu ülkede? Biz Türkiye'yi bizim kendi kulübümüzün
kurallara uyan bir üyesi olarak bilirdik ama bizim hiç kendimizde görmediğimiz bir takım işler şimdi Türkiye'de oluyor. Bu neyin nesidir diyor. Sonunda getiriyor bir puan daha size vereceği borcun üzerine faizle yüklüyor. E kim ödüyor bu faizi? Siz ödüyorsunuz. Maliyet sizde. Evet. Şimdi bir takım rakamlarla da bu söylediklerimi anlatmaya çalışayım. Türkiye aslında 2009 yılından itibaren kendine benzeyen ekonomilerin gerisine düşmeye başladı. Şimdi sol taraftaki, size göre sol taraftaki grafiğe bakarsanız kesikli çizgi Türkiye, yukarıdaki mavi çizgi de bize benzeyen ekonomiler. Biz belli bir tarihten sonra işte 2006-2007 oralardan itibaren şeyin altına düşmüşüz. 2007 hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı kim seçsin, kim seçmesin, seçilir mi, şu sayı olur mu, bu olur mu bir sıkıntı. Ondan sonra diğer sıkıntılar ve arkasından özellikle 2018'den itibaren de bize benzeyen ekonomilerden ciddi bir şekilde ayrışmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin 2013 yılında gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon dolara yaklaşmış. 958 milyar dolar. Peki bugün ne kadar? 702 milyar dolar. 250 milyar dolar kaybetmişiz. Türkiye'nin, biraz sonra değineceğim, gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon dolar olduğunda 2011 yılında hatırlarsanız Odalar ve Borsalar Birliği'nin de katılımıyla 2023 hedefleri açıklanmıştı. Ben hatırlıyorum, güzel de filmler yapılmıştı, böyle gösterişli, işte dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz, şu olacak, bu olacak. O zaman biz de demiştik ki bu hedefler hayal değil. Türkiye'nin potansiyeli bu hedefleri gerçekleştirmeye müsait. Hatta bu hedefler bize göre parti olarak düşük. Bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz, yapabilir Türkiye demiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada öyle gözüküyor ki o hedeflerin yarısını bile tutturamayacağız. Şimdi bir ekonomi politikasının başarısını neyle ölçersiniz? Sonuçta, yani tabii ki özel kesimin başarısı falan, bunların hepsi sonuçta neye bakar? Ne kadar iş yaratabildiğinize bakar. Ne kadar istihdam yaratabildiğinize bakar. Türkiye son 25 ayın 23'ünde bırakın iş yaratmayı, mevcut işlerini kaybetmiş. Türkiye'nin gerçek işsizliği bu kriz nedeniyle, çünkü kimse doğru düzgün iş bulamıyor. İş bulamayan adam da belli bir süre geçtiği zaman, belli bir süreden fazla iş aradığı zaman da umudunu kesmiş adam sayılıyor. İşsiz değilsin, sen evde oturansın deniyor. İşte biz o evde oturanları da aldığımız zaman gördüğümüz rakam, bugün Türkiye'de işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş vaziyette. 11 milyon. Sol şeyde, sağ tarafta da onu görüyorsun. Bir ülkede, biraz önce başkanımız da biz özel sektör olarak hazırız dedi ve verimlilikten söz etti. Gerçekten verimlilik son derece önemli. Ama Türkiye'nin büyümesini çeşitli bileşenlerine böldüğünüz zaman toplam faktör verimliliğinin son dönemde giderek eksiye geçtiğini görüyoruz. Yani verimlilik yok. Bir başka önemli konu, bir işveren kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de Avrupa Birliği ile Türk firmalarının verimliliklerini karşılaştırdığımız zaman gerideyiz. Özellikle küçük firmalar Avrupa'daki kendi boyutlarındaki firmalardan verimlilik bakımından çok daha geride. Verimlilik olmadan nasıl rekabet edeceksiniz? Ben söyleyeyim. En kolay yolu Türk lirasını sürekli devalüe etmektir. Ucuzlatır, ucuzlatır, satarsınız. Ama bunun bir başka şeyi var, bu sürdürülebilir değil, enflasyonu patlatır. Enflasyonu patlattığı zaman yatırım azalır, yatırım olmaz, verimlilik bu sefer yatırım olmadığı için düşmeye başlar. Bir başka önemli sorunumuz, gelirimiz artmıyor, artmadığı gibi adilde paylaşamıyoruz, gelir dağılımı da bozuluyor. Şimdi en son
İstanbul Derin Yoksulluk Araştırması yapıyor İstanbul'da bir kurum. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ailelerin %53'ü son dönemde öğün atlıyorlar artık az yemek için. %53'ü yoksul ailelerin %53'ü öğün atlıyor. %14'ü de yoksul ailelerin gıdaya hiçbir şekilde ulaşamıyor. Açlık var. Türkiye ilk defa açlığı konuşuyor. Yani şimdi evet sıkıntı yaşadık, görmeyelim, görmememiz mümkün değil. Yani dünya diyor zaten bu salgın bizim gördüğümüz, bugüne kadar gördüğümüz dünya savaşlarından, şunlardan bunlardan hepsinden kötü diyor. Böyle bir olayı biz hiç yaşamamıştık diyor. Biz bu salgına yakalanırken bir de bizim elimizde devlet krizimizde, ekonomik krizimiz vardı. Bizim yaşadığımız olay çok daha kötü. Türkiye açlık konuşmayı unutmuştu. Şimdi açlık konuşuyor. Ailelerin %33'ü elektrik faturamı ödeyemiyorum diyor. Evlerin %54'ünde internet yok. Şimdi ilkokulları açacaklarmış dinliyorum. Resmi okullar haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacakmış. Özel okullar 5 gün. Şimdi özel okuldan mezun olan çocukla resmi okuldan mezun olacak çocuk arasındaki fırsat eşitliği nerede kaldı? Aslında bu salgını biz çok kötü yönettik. Ve maalesef milleti canıyla cüzdanı arasına sıkıştırdık. Şimdi bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ve orta gelirli ülkeler 2020 yılında milli gelirlerinin %3,6'sı kadar karşılıksız doğrudan bütçeden iş alemine, esnafına, çalışanına destek vermiş. Biz ne kadar vermişiz? %1. 1/4 yani öbürlerinin verdiğini. Tamamı şimdi biz eğer bize benzeyen bizim ligimizdeki ekonomiler kadar destek vermiş olsaydık 176 milyar lira destek verecektik. Biz ise 52 milyar lira destek verdik. Bunun 6,5 milyar lirası bütçeden, geri kalanı da iş aleminin, işçilerin, çalışanların özellikle kumbarası olan işsizlik fonundan. Bir de IBAN numarası göndermişlerdi. Bir kısmını da oradan karşıladık. Çok cüzi bir kısmı da olsa. Peki bu kadar doğrudan destek vermişiz. Buna karşılık kredi vermekte rekor kırmışız. En fazla kredi veren ekonomilerden bir tanesi biziz. Şimdi bugün burada konuşmaya başlarken dedik ki bu kredi garanti fonundan verilen kredilerin ertelenmesini istiyoruz. Faizlerinin düşürülmesini istiyoruz. Bütün bu talepler şunu gösteriyor. Bu işi krediyle aşamazsınız. Bütün dünya da krediyle aşmayı düşünmedi. Yani biz biliyoruz, dünya bilmiyor. Ben çok açık söyleyeyim. Bu kriz bir dünya savaşıdır. Bir dünya savaşından galip çıkan ülke, kendi değerlerini en fazla koruyan ülkedir. Siz iş aleminizi, esnafınızı, çiftçinizi borca batırırsanız bu kriz bittikten sonra evet başkanım haklı. Biz Çin'den çok daha avantajlı hale geldik. Bugün bu krizden sonra bütün dünyada bu değer zincirleri, üretim zincirleri, ithalat, ihracat zincirleri kısalıyor. O bakımdan Türkiye bulunduğu coğrafi lokasyon bakımından, jeostratejik konumu bakımından en avantajlı ülkelerden bir tanesi. Ama geçenlerde beni turizmciler ziyaret etmişti. Orada söyledikleri bir şey var. Dediler ki bu sene arı yoktu, çiçek vardı, bal yapamadık. Ama önümüzdeki yıllarda arılar olacak ama çiçek olmayacak, yine bal yapamayacağız. Oraya doğru gidiyoruz. Yani seyahat acentası yoksa, İş adamı yoksa, esnaf yoksa, çiftçi yoksa biz nasıl üretim yapacağız? Salgınla beraber artık çok daha borçluyuz.
Ve maalesef borcu da hep kamu bankaları verdi. Özel bankalar bu işe çok fazla girmediler. Hep kamu bankaları üzerinden borç verildi. Bugün baktığımız zaman hem yaklaşık 500 milyar Türk liralık kredinin tahsilat geri alınmasıyla ilgili kafalarda, yani kategori hesaplarda nasıl gösterildiğine baktığınız zaman sorunlu olduğu anlaşılıyor. İşte orada görüyoruz, ben de gösterdim zaten. Önümüzdeki dönemin bence en önemli sorunu bu krediler nasıl geri ödenecek? Ya da nasıl bu kredileri geri ödenebilir hale getireceğiz? Evet, biz doğrudan destek vermedik ama krediler üzerinden o vermediğimiz destek kadar avantaj tanıyacağız. İş alemimize, esnafımıza, turizmcimize dersek bu işin içinden çıkabiliriz. Evet, bu destekleri biz kredi olarak verdik ama bu arada Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar rezerve harcadık. Ne için harcadık? Ben açık söyleyeyim, bir tek şey için harcadık. Faiz mi enflasyonu belirler, enflasyon mu faizi belirler gibi aslında ekonomi literatüründe olmayan, neyin hangi ilişkinin nasıl olduğu belli olan ama ekonomi literatüründe olmayan bir iddia yüzünden 128 milyar dolarımız buhar oldu gitti. Şimdi biz soruyoruz, bu 128 milyar dolar nereye gitti? Herhalde Nideli iş adamlarımıza gitmedi. Nideli diyorum. Nevşehirli iş adamlarımıza gitmedi. Nevşehirli esnafımıza da gitmedi. Çiftçinin cebine de gitmedi. Başkalarına da soruyoruz. Onların da cebine gitmemiş. Har vurduk, harman savurduk. Şimdi bu 128 milyar doların ödeyebilmek için ne yapacağız? Bu soruyu da soruyoruz. Bir kere bu 128 milyar dolar bugün Türkiye'de uygulanan serbest döviz kuru rejimi çerçevesinde satılması gerektiği gibi satılmadı. Burada kullanılmaması gereken arka kapı yöntemleri kullanıldı. Soruyoruz, bundan kim faydalandı, kim faydalanmadı? Bunu görmemiz lazım. Efendim öyle değil, böyle böyle olacaktı, cari açık şuydu, şu şuradan gelecekti, bu buradan gidecekti. Onların hepsini biliyoruz biz zaten. Onların dersini de verdik üniversitelerde. Burada söz konusu olan usule uydun mu uymadın mı kurallara? Saydam mıydın değil miydin? Bunu soruyoruz. Değilsin. O zaman çıkacaksın, hesabını vereceksin. Şimdi Merkez Bankası'nın döviz rezervi şu kadar bu kadar. Şimdi ben bakıyorum, net döviz rezervi diye baktığımda ve de çok kısa vadeli borçlanmalardan oluşan Merkez Bankası'nın borçlanması olan swapları da düştüğüm zaman 2019'da yaklaşık 60 milyar dolar olan rezervlerimiz şimdi eksi 57 milyar dolar, yani eksi 60 milyar olmuş. Yani bize Merkez Bankası'na borç verenler şu borcumu ver dediği zaman bizim Merkez Bankası'nda o borcun tamamını ödeyecek paramız yok. Hani 5 sente muhtaç olduk diyorlar ya, o durumdayız. 90 milyar dolar rezervimiz var. Güzel, 90 milyar dolar rezerviniz varsa bugün mevduat karşılık oranlarını neden 2 puan birden arttırdınız? Neden bugün ben dünyanın en yüksek %17 ile dünyanın en yüksek 10. faizini ödüyorum? Maalesef kötü yönetim bu ülkeyi yüksek faizde değersiz Türk lirası arasına sıkıştırmıştır. Yani iftar ediyoruz. Diyoruz ki Avrupa'dan Çin'e kadar araya baktığınız zaman o bölgenin sanayi üretiminin tamamının %40'ını ben üretiyorum diyoruz. Böyle bir ülkeyiz. Dünyanın ilk 20 büyük ekonomisinden bir tanesiyiz. Bir tanesi dik diyeceğiz herhalde seneye. Ama bu kadar kötü yönetimle geldiğimiz noktaya bakın.
Esnaf cinnet getirme noktasında. Lokantalar, kafeler, kahvehaneler, eğlence mekanı, berberler, kuaförler, turizmciler. İnsan iş yapamıyor. Bir de devletin kararıyla da iş yapamıyor ama siz diyorsunuz ki ben seni durdurdum, al sana kredi. Biz Amerika'ya bakıyoruz. Adam evet kredi veriyor ama diyor ki bir dakika. Bu krediden diyor sen diyor kiranı düş diyor. Ben seni durdurdum diyor. Bu krediden diyor sen mahrum kaldığın hasılatını düş diyor. Yani hasılatın belli bir yüzdesini düş diyor. Bu krediden personel giderlerini düş diyor. Eğer bir şey kalırsa sana onu bana geri ödersin belli taksitlerle diyor. Avrupa Birliği'ne dönüp bakıyorsunuz. İngiltere'nin yaptığı oradaki temsilcimize sordum. Kendisi de bir kafe işletiyor. Biz burada çok mutluyuz diyor. Bir ara bir açtılar. Dediler ki bir müşteri götürürsen yani bir kişi gelirse yanında da birini getirirse yakınını getirirse o yakınının parasını ben ödüyorum dedi devlet. Ayağa kaldırabilmek için bir lokantada. Ben sana şu kadar para veriyorum dedi. Sen hasılatının 3 aylık hasılatını hesapladı. 3 aylık hasılatının belli bir yüzdesini verdi. Adamın çalışanının parasını verdi, vergisini verdi, kirasını verdi. Her şeyini verdi. Biz gel sana kredi vereceğiz dedik. Kredi garanti fonundan. Bakalım kredi garanti fonuna dönüşler nasıl olacak göreceğiz. İnsanlar açık söyleyeyim o kadar sıkıntıdalar ki yaşamlarıyla yönetenlere ihtar çekiyorlar. İşte komşu il Kayseri daha yeni son derece bir takım üzücü vakalarla, intiharlarla karşı karşıya kaldı. Çiftçiler de perişan. Üretiyor, ürünü para etmiyor. Üretiyor, ürünü ulaştırma problemleri nedeniyle ihraç edemiyor. Geçen gün Polatlı'dayım. Soğan üreticisiyle konuşuyoruz. Dedi ki, evet dedi yani insanlar tabii ki soğan tüketiyor ama lokantaların kapanması var ya o bizi bitirdi dedi. Niye dedim ne oldu? Dedi lokantada dedi sofraya bir tane soğan getirir dörde keser. Müşteri bir tanesini yer dörtte birini yer. Geri kalan dörtte üçünü atar dedi. Dolayısıyla soğan tüketilmiş olur biz de soğan satarız dedi. Ama şimdi lokanta kapalı olunca biz soğan satamıyoruz dedi. Aynı şekilde patates de öyle. Bu arada Nevşehirli patates üreticilerine bir müjdemiz var. Bizim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak buradan 250 ton patates alacağıyla ilgili taahhüdünü sizlere bildirmemi istedi başkanım. Ziraat Odası Başkanıma bildiriyorum. 250 ton patatesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz siz, buradan alacak sizden. Evet, çiftçilerimiz biraz önce söyledim. Ben böyle bir gübre fiyatında böyle bir artış görmedim. Yani eskiden bizim bir Ziraat Donatım Kurumumuz vardı. Ziraat Donatım Kurumu gübrenin ucuz olduğu dönemde gübreyi stoklardı. Ondan sonra çiftçiye aynı fiyattan satardı. Şimdi böyle bir şey de kalmadı. Bıraktık piyasaya. Bu tarım kredi kooperatiflerinin elinde gübre fabrikaları falan var ama ne yap? Onlar da piyasaya uymuş vaziyette çiftçiye bindirdikçe bindiriyorlar. Şimdi yani bu gübre fiyatıyla, bu yem fiyatıyla ne hayvancılık olur ne çiftçilik olur. (gülüyor) 2011'de biraz önce söylemiştim açıklanan 2023 hedeflerine kısaca değinmek istiyorum. O büyük ala işle vala işle 2011'de 2023 hedeflerimiz. Hatta şu anda ülkeyi yöneten siyasi partinin de alameti farikası oldu o hedefler. Ne demişlerdi? 2 trilyon dolar milli gelir hedefimiz, milli gelirimiz olacak demişlerdi. 700 milyon doları zor bulacağız. (gülüyor) 2023'te de 875 milyar dolar. Ya 2 trilyon doların yarısı bile değil. Ne oldu bu böyle oldu? Ben açık söyleyeyim rejim değişti ondan oldu.
25 bin dolar hepimize adam başına gelir taahhüt ettiler 2023 yılında. Her birinizin 25 bin ortalamaya bölerseniz dolar geliriniz olacak dediler. Şimdi ne diyorlar? Kendileri söylüyor orta vadeli programda. 10 bin 33 dolar. 25 nerede? 10 bin, 25 bin nerede? 10 bin nerede? Evet, bütün bunları yaşadığımız için biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasını kurduk. 2018 yılında masayı kurduk finansal krizin ardından. İki tane temel görevimiz vardı. Bir, sorunu sizlerden dinlemek. Bir de biz nasıl görüyoruz, neler yapacağız? Bunu sizlere anlatmak. Bugüne kadar dinledik ve şunu gördük. Türkiye'de 3 tane K harfine ihtiyaç var. Yeni 3 tane K harfine ihtiyaç var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Bizim tespitimiz bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin altından kalkacağımızı görüyoruz, biliyoruz. Çünkü son derece tecrübeli kadrolarımız var. Ülkenin en sıkıntılı krizlerinin içinden geçtik. Çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 4 ayaklı bir strateji öneriyoruz. 1. Hukuk devleti ve demokrasi. Yani hukuk devleti yoksa, demokrasi yoksa, can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliği yoksa, siz bizden daha iyi biliyorsunuz, yatırım olmaz. Yatırım olmazsa iş olmaz. Can ve mal güvenliği yoksa tüketim de olmaz. Bu çerçevede de istişarenin olmadığı bu tek adam rejiminden süratle çıkarak yeni, güçlü bir parlamenter demokrasiye geçmeyi öneriyoruz. İkincisi, üreten Türkiye. Borçlanarak büyüyen değil, üreterek büyüyen bir Türkiye istiyoruz. Yine güçlü bir sosyal devlet ihtiyacımız var. Çünkü şunu gördük, bütün dünyada gördük. Bugün Uluslararası Para Fonu da bunu aynen söylüyor. Diyor ki, eğer bir ülkede gelir düzgün dağılmıyorsa o ülkede sürekli büyüme olmuyor. Yani yoksul sürekli yoksullaşıyor, zengin sürekli zenginleşiyorsa bir yerde oyun bitiyor. Hep onu anlatıyorum, misket oynardık biz mahalle arasında. Birileri misketin tamamını aldığı zaman oyun biterdi. Ekonomide oyun bitmemesi lazım. Oyunu bitirmemek için de güçlü bir sosyal devletin bu şeyi, geliri yeniden dağıtması lazım. Bu çerçevede biz de hep aile destekleri sigortası kurumunu öneriyoruz. Bunu önerdiğimiz zaman birilerine bir dönem hani bu şey gibi gelmişti, hayal gibi gelmişti ama son krizde mesela İspanya aile destekleri sigortasına geçti. Krizden çıkabilmek için. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla detaya da girmek istemiyorum ama bitirmeden tek bir şeyi tekrarlayayım. Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu buhrandan çıkabilmesi için yeni kurallara, güvene, güven için de yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var. Bitirmeden önce şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bakın, bugün Türkiye'de yeni bir ekonomi yönetimi var. Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Ben de söyledim, bu arkadaşları bürokrasiden tanırım. İyi yetişmiş arkadaşlardır dedim. İlk geldiklerinde dediler ki Türkiye'de reform yapacağız. Reformu hala bekliyoruz. 90 günden fazla oldu. Sadece %17 faizin üzerine yaslandık, gidiyoruz. Ben Türkiye'nin en ciddi krizlerinden birinde hazine müsteşarlığına getirildim. Kriz oldu, krize ben sokmadım. Kriz oldu, ondan sonra ben hazine müsteşarı oldum. Ve o süreci yönettim. Siyasi şeyle birlikte, Akif Bey de Gelirler Genel Müdürü'ydü o dönemde. Birlikte beraber çalıştık. Ben hazine tarafına bakıyordum, o maliye tarafındaydı. Bir gördüğüm bir şey var. Sadece faizle bu işi çözemezsiniz. Sizin bu reformları yapıp dünyaya ve Türkiye'deki sizlere, yatırımcılara ben oyunu artık eskisi gibi oynamayacağım, farklı oynayacağım diyerek güven vermeniz lazım ki bu %17 faize rağmen biz çok yüksek büyüme hızlarını tutturabilirim. Bunu yapmıyorlar.
Bunu yapmadıkları sürece de göreceksiniz çok daha ciddi işsizliklerle, çok daha ciddi sıkıntılarla, borcu çevirememe sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı yine cevaplandırmaya çalışalım. Oradan mı yapalım, oraya geçelim. Tamam.